Evet arkadaşlar, tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi nuru üzerinize, üzerinize olsun. Ee, yine Mehdi Aleyhisselam'ın hiçbir yerde duymayacağınız, görmeyeceğiniz bilgilerden bahsediyorum inşallah. E, duyduğunuzda siz de şok olacaksınız. Birincisi ismiyle alakalı. insanlar okuduğu hadisleri de yanlış okuyor. Diyor ki ismi ismime uyar, babasının ismi babamın ismine uyar veya denk gelir. Bunlar bunu ismi Muhammed diye adlandırıyor. Böyle bir şey yok. Yanlışıyorum. Denk gelmesi uyar demesi benzer anlamlarda yani mana anlamıyla. Mesela burada Hazreti Davut'un Calut'la olan hayatındaki kısasına bakarsanız surede orada Hazreti Davut komple baştan sona kadar kellesini kesene kadar Hazreti Davut'tur ama Kur'an'da Allahu Teala olaylarda, sınavlarda geçerken Talut diye adlandırıyor. Bütün olayları mücadele veren Talut oluyor. En son Calut'un kellesini keserken Davut diye hitap ediyor, Hazreti Davut diye. Burada bir peygamber üzerinde hem Mehdi'yi hem İsa Mesih'i anlatıyor. Yani burada Talut denen bölümlerde Mehdi anlatıyor. Hazreti Davut Aleyhisselam Calut'un kellesini kestiği dediği yerde de İsa Mesih'in gelip de canın kellesini kesecek şeyini orada göndermesini yapıyor. Biznillah bu bir. İkincisi bugün itibariyle Deccal tüm dünyayı tek devlete götürmek istiyor. Yahudilerin arzu mevut olayı vardır. Bunlar da dünyayı ellerine geçirmek, yönetmek istiyorlar. Artı Resulullah Efendimiz'in müjdesi vardır. İslam bir hakim olacaktır. Bir de Türklerin kızıl elma olayı vardır. Şimdi böyle baktığımızda bugün tecelliyet geneti ile oynanmış yeni nesil türler yaratmaya uğraşmaya çalışıyorlar her konuda. O şekilde Allahü Teala üç milletten e, Araplardan özellikle Resulullah'ı kastediyorum orada ve Türklerden oluşan üstün bir şahıs yaratmış oluyor. Yeryüzüne gönderecek. Bu da Mehdi Aleyhisselam. İşte bu dünyayı tek devlet olarak yönetmek isteyenlerin e, isteklerini hangisinin gerçekleşecek diye baktığımızda Mehdi Aleyhisselam e, İsrailoğullarının Arapların, Resulullahın ve Türklerin isteğini tek başına gerçekleştirecek. Yani üç milletin de dünyayı yönetme şeyine bir kişi yönetmiş olacak. Allah-u Teala'nın yaratma gücü, kudreti ve ilim irfanıyla. Çünkü burada Allah'ın kusursuz hikmetli hükmü var. Düşünebiliyor musunuz? Üç milletin üstün özelliklerini alıyor, bir kuluna veriyor ve Yahudilere arzu mevut, e, vaat edilmiş vaat edilen toprağı. Doğru mu? Doğru. Resulullah'ın bahsettiği İslam'ın yeryüzünde hakimiyeti var. O da doğru. Türklerin kızıl elma olayı vardır. Yani dünyanın tek devleti Türklerin olacağına dair. E, üçü birden olamayacağına göre yani üçünden biri olacağına göre gibi düşündüğümüz öyle değil. İşte Allahu Teala üçünden halk ettiği, üstün özelliklerle donattığı bir kulunu işte ibret alem olsun diye bu vaadini gerçekleştirmiş oluyor. Hem Yahudilere vermiş olduğu sözü yerine getiriyor. Hem Resulullah'a vermiş olduğu sözü yerine getiriyor. Hem de Türklere vermiş olduğu sözüne getiriyor. Şüphesiz ne ilim, ne kudret, ne güç. Güç ve hüküm ve hikmet kimde olduğunu gösteren bir olaydır. İnşallah biz de bu işlere vesile olduğumuzu düşünüyoruz Rabbimizin izniyle. Rabbim utandırmasın bizleri. İnşallah daha hayırlı bilgiler size aktarmak dileğiyle başka videolarda görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun arkadaşlar. Saygılarımla.